geçen hafta seyrettim programı. Vardı yani, güzel yanları var. Var tabii ama yani bunlar da heyecan da var. Ben her zaman söylüyorum, bunlar bu program için genç. Ama heyecan olacak abi, Memoli'ydi konuk, piyano falan çaldı. Bir sürü sürpriz yaptı adam ya. Ama Şevket'le ne konuştu be kardeşim ya, Şevket mi sus? Aa tabii de bırak biraz da Günay konuşsun. Ama Günay'da da hata var. O kadar dolma yüklenir mi bu yalnız delikanlıya ya? Yüklenme. Bana yüklese neyse, ben yerim yani. Ben dolmayı da yerim, böreği de yutarım. Yutarsın tabii, sen ayrı bir artısın. Ama Doğa bile geldi değil mi? Evet ya, çok güzel bir sürprizdi. Bu hafta Ayşegül gelecek diyorlar. Ayşegül aldı hiç. Ha aldı hiç, aldı hiç. Ha, seyredelim. Bir bakarız. Alo. Ha, yanlış, yanlış. Alo. Yayındayız. Yayındayız. Aman nasıl yayında, uykudayken yayına mı girilir yani? Koskoca kurum 3-2 kere telefon açamadınız mı yani? Uyandıramadınız mı beni? Şimdi ne olacak yani? Şu evin haline bak. Hem Günay, Günay. Günay da yok, ne yapacağım ben şimdi? Günay evde yok. Bursa'ya gitti. Bursa'ya dayısının kızının kınasına gitti. Ne yapayım canım? Tutacak değil mi ki akrabası? Ne yapayım? Lütfen yapmayın ama. Ne? Sonra girin. Yani yayına sonra girin. Giremiyorsanız, TRT'nin bünyesi yayını sarkıtmaya müsait değil. Tabii, haklısınız. Alo. Allah, yandım ben. Ay. Sevgili seyirciler, kusura bakma. Allah. Alo, ne diyorsun be? Sevgili seyirciler, Günay. Alo, Günay. Evet. Karıcığım, aşkım karıcığım, nasılsın? Geldim Şevket. Ha, geldin mi? Ne? Yayına mı girdin? Ne aşk olsun Şevket, bensiz nasıl yayına girersin ya? Ama hayatım, çabuk çık o yayından Şevket, çık o yayından. Ben gelince beraber gireriz. Ayşegül geldi mi? Geldiyse söyle gitmesin, ben hemen geliyorum. Hayatım çıkamam, olur mu? Bak ne oldu biliyor musun? Gelmedi Ayşegül daha. Ayşegül gelmedi ama gelirse, evin halini görürse bayılır. Yani eve gelir, evin halini görür, geri gider. Ya ne yapabilirim? Dün gece İlter İşler bize geldi. Hayatım İlter İş geldi, ne yapabilirim ki? Yani ne? Ne demek Şevket, dün gece İlter İşler geldi? Bana hasar raporunu ver Şevket. Şevket bana hasar raporunu ver diyorum sana. Şevketciğim, ben sana demedim mi o adam bizim eve girmeyecek diye? Ha? Zorla girdiğine de hiç inanmıyorum Şevket. Ama hayatım... Kapıyı sırtlaması da ayrıca hiç inandırıcı değil Şevket, kusura bakma. Şevket, ha? Şevket biraz sonra kapının önündeyim. Gelince eve kafanı kıracağım Şevket. Allah, Allah. Kaç Şevket, kaç. Allah. Geldim. Allah. Kafanı kıracağım, koparacağım Allah. Şevket senin. Allah. Kardeş tamam. Sola dönünce hemen can. Tamam mı Şevketciğim? Ortalığı topladın mı Şevket? Sen ortalıktan bana haber ver Şevket. Karıcığım. Bir ortalığı toplayayım, sonra kafanı da kıracağım ama Şevket. Karıcığım. Hadi Şevket. Ya ben ne yapacağım? Günay. Ay. Alo. Bir saniye kardeşim. Günay. Şunu alır mısın? Günay. Ben ne yapacağım şimdi sayın seyirciler? Yani evin haline bakın. Bir de Ayşegül Hanım gelecek şimdi. Allah kahretsin, ne yapacağım ben şimdi? Tabii gördüğünüz gibi, yani Güney'in de size söylediği gibi, bizi çok büyük sürprizler bekliyor. Ama hala Günay da gelme. Hadi ya. Allah. Kıyafetimi de mazur görün. Allah. Allah. Açacağım bir saniye. Tuvaletteyim. Açıyorum. Allah. Şunları da şuraya. Açtım. Bir dakika, telefonla konuşuyorum. Annem arıyor. Allah mahvoldum. Ay
Aman aman kimler gelmiş? Ayşegül abim gelmiş. Merhaba, ben Günel Karaca, uçuyorum. Şovu nasıl sahibi? Hocam da biraz salak. Şevket! Şevketciğim, kapıyı açar mısın? Açacağım, tuvaletteyim, bir saniye. Ben de dayımın kızının düğününden geliyorum. Yılmaz panik. Şevketciğim, kapıyı açar mısın? Ama karıcığım, bir saniye. Karıcığım var, şimdi mi ilk önce kapıyı aç, sonra da kafanı koy sehpanın içine, bir kırayım onu. Bir bilmiyorum ne yaptığını, inan bilmiyorum. Alo, alo, Şevket! Şevketciğim, anahtarı yok, açar mısın kapıyı? Şevket! Açıyorum! Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika, olur mu? Belim tuttu yine, belim! Yok yok, olur mu öyle şey? Ya, olmaz öyle şey, anlaşma var. Şevketciğim! Açtım, açtım! Tamam, tamam, bir şey yapmayacağım, söz! Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Pek şıksınız maşallah. Genelde böyle giyinmez ama Ayşegül Hanım. Neyse böyle çarşafı marşafı çıkarsana Şevket üstünden. Hoş geldiniz. Ayşegül Hanım. Şöyle bir dakika. Bir dakika sakın. Nasıl hiç kımıldamayın. Bir dakika. Şevketçim yayında mıyız? Allah yayındayız. Şevketçim hepinize iyi günler diliyorum gerçekten. Yürekten sevgiler, saygılar. Şevketçim açılış konuşması yaptın mı? Yapmadım aşkım, beni ponçin. Ponçini monçini bırak şimdi. Ne yaptın bu evin haline Şevket böyle? Bak bak, gördün mü? Telefonda ne konuşmuştuk Şevket? Bak evet hayatım. Şimdi ben hemen açılış yapıyorum Şevket. Hepinize iyi geceler efendim. Eyvah Yayındayız programı yine başlıyor. Yine sürprizlerle dolu, yine neşeli, eğlenceli. En önemli sürpriz de şuraların haline Şevket. Şevket, bu cesaret sana nereden geldi? Senden ayrılmak istiyorum Şevket gibi, bütün soruların cevabını benden değil, Şevket Bey'den alacaksınız. Şevketciğim gel Ayşegül. Biz mutfağa geçelim. Bak gördün mü? Tamam. Olmadı böyle. Şevketciğim sen şurada dur. Topluyorum. Ve buraları baştan bir yarat. Karıcığım dağıtma. Tamam mı? Böyle olmaz çünkü. Bu ev böyle dağıtılmaz. Daha iyice şunları aşkım, şöyle. Aşkım. Şunları iyice şöyle Allah. At oralara. Allah. Bunu ay o şeydi o. Şunları da şöyle. Allah. Yaptıktan sonra tamam mı Şevketciğim? Şunu da şöyle bir devireyim. Sen bir iyice buraları bir hallet bakalım. Tamam. Gel Ayşegül. Ben ne yapabilirim acaba? Ben sen hiçbir şey yapma. Ben böyle bir şey görmem. Gel gel. Gel gel gel. Gel ya gel. Ben böyle terbiyesiz. Hayatım karanlık. Telefon. Ya bak. Allah'ım yarabbim. Nereden aldık şu işi başımıza? Sen otur. Garda giyindim yani şu halime bak. Telefon açtım dedim ki. İnteriş, seni oydum oğlum. Evi topla. Oydum. İnteriş gelmiş. Ne iş var İnteriş? Kıskanç herif. Kıskanç herif. Kılık nasıl? Ama ben kendimi affettirmek için sana... Böyle mi moda? Vallahi bilmiyorum moda. Zaten bu kıyafetin aynısını düğünde de giydim. Bak sana ne getirdim. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim seni. Yoldan. Bayılırım. Bursa'dan da kestane şekeri. Çok sever misin kestane? Ben yer pişman olurum ben. Şunları açalım. Şevketciğim sen onları koy, hemen uç buradan. Bir tane bıçak ver Şevket. Vereyim. Bıçak. Dur verdim. Buradaymış. Buyurun ben de efendim. Zaten gergin bir kadının böyle şey olmaz. Yok Ayşegül, bunlar olacak iş değil. Allah. Olacak iş değil. Ya. Bir iki hafta önceden biliniyor. Ayşegül aldı hiç gelecek. Güzel kadın, bilmem ne kadın. Dedik. Şevket'in evi. Ay açamadım yahu. Şevket. Ha? Görmeyeceğim. Tek bir tene bilmem ne. Hiçbir şey görmeyeceğim orada var ya. Kafanı kırarım Şevket. Abi, duydun mu? Ya, nasılsın Ayşegül aldı hiç? Ay iyiyim Günay Karaca. Gerçekten. Çok iyiyim. Al bir saniye bak. İyiyim. Sen soyadımı da biliyorsun. Ben tanınıyor muyum gerçekten o kadar? Yani vallahi, sokak röportajlarında falan. Pek tanıyamam onu. İnanılmaz gurur duydum. Çok takip ediyorum. Gerçekten. Ailece hayranınızız. Çok teşekkür ederim. Hemen buyurun. Şöyle. Ama ilk programı seyrettim. Hala tanımayanlar var. Çok şaşırdım. Tanımıyorlar ya. Kahve bir kastanda mı hatırlanıyor? Hayır onu da çok benzetiyorlar bana. Ben niye aldım ki bunu? Aa rejim. Ya böyle bir şey yok. Rejim mi? Çoktan olması gerekiyordu. Öyle mi? Evet. Ama gerçekten formda görünüyorsun. Ah! Olmaz formdayım. Hayır Şevketciğim. Bugün toplanır mı bu ev bu gece? Topladın mı oraları Şevket? Topladım. Ay. Topladım kardeşim. Al bakayım şunları. Allah, Allah günah yapma lütfen şeker. Ya. Allah'ım kestan şekerleri. Neyse onlar dursun, biz bu mutfağın şeye salona geçelim de. Geleyim mi? Gel gel. Ben bir bardak su isteyeceğim ama hiç böyle bir şansım tamam. Yok galiba. Ne var? Buyurun işte. Bak su var orada, bardak var, da var. Var. Evet. Tamam tamam aldım ben, boş ver. Aldı Günay, aldı. Ay o su dünden kalma, nasıl içecek? Boş ver, içtim bile yani. Geçmiş olsun. Nereye oturmam uygundur? İstediğin yere otur. Emin misin? Şu vazonun halini. Allah aşkına. Bu alnın altında bir şeyler Şevket, var. Şevket! Şevket! Ömrümü ot tıkadın Armut Şevket. Var. Şevket ömrümü ot tıkadın Şevket. Rezil ettin beni yahu. Neyse ben de şöyle.
Ay sakin olun ne olur bayılacağım çok şimdi. Çok sinirleniyorum. Hakikaten ama olabilir gideyim başka zaman geleyim. Bak ben aslında böyle durdum. Ben şöyle zıplarım tam olduğum yerde sinirlenince. Ama şimdi sen varsın diye zıplayamıyorum. Ay ölesim geldi Ayşegül. Olacak iş. Ben Ayşegül yani. Diyorum ama hani. Ayşegül aldın hiç mi diyeyim? Tabii canım. Ne Ayşegül aldın hayır, hiç? Hayır Ayşegül de. Ayşegül. Sen ne yapıyorsun sinirlenince? Ben mi? Yani bağırırım. Avaz avaz bağırırım. Bağırır mısın? Hı. Sen de benim gibisin ya. Bağır. Vallahi bağırırım. Ben bağırarak kaçasım gelir hatta. Şiler ya bir yandan kırmak isterim. Ah, bak Şevket'i derince kırmış. Bana kıracak bir şey kalmadığı için evin içinde. Hakikaten benzetmişler evi. Ayşegül. Yani al dinç dememek elle değil. Çünkü çok güzelsin. Ay, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Seksi sanatçı mısın hala? Ben mi? 1999 yılında seçilmiş. Sanmıyorum. Sanmıyor musun? Gerçekten sanmıyorum. Ya o kadar çok hoş kız var ki artık onlara bu yaftaları yapıştırsınlar. Bana fenalık geldi. Bir ben olayım, bir Deniz Seki olsun. Evet, güzel insanlar. Ama sen de çok hoşsun gerçekten. Teşekkür ederim. Yani böyle aynalara bakıp dağıldığın olmadı mı hiç? Niye olsun? Yani hakikaten mi güzel hissetmiyorsun kendini? İşte o şeye göre değişiyor, duygularıma göre değişiyor. Yani kendimi mutluyken güzel hissediyorum ya. Herkes öyle olmaz mı? Yok, ben mutsuzken de gayet kendimi hoş ve olumlu hissediyorum. Senin böyle bir ayrıcalığın var tabii, ayrı. O ayrı. Benim bir kendime güvenim var, o yüzden zaten... Onu bilmez olur muyum? Saçlarını uzun zamandan sonra kestirdin değil mi? Evet. Hep uzundu çünkü. Hep uzundu, şimdi niye kestirdim. Ne bileyim ben çok sıkıldım çünkü uzun saç avantajlı olmasına rağmen yani o kadar da fazla ya yaratıcı olmak lazım. Türkiye'de çok fazla yaratıcı insan yok galiba. Ben de ne yaptım? Kestirdim ve kendimi böyle daha iyi hissettim. Kendi rengi mi? Bir parça kızıl var. Kızıl röfle, gölgeler falan var. Bir parça var ama mesela hiç sarışın olmadım şimdiye kadar. Aa! Aha. Ben de olmayı düşünüyorum. Siyah yaptırmadım hiç saçımı. Simsiyah saç. Olmadı mı hiç? Böyle zırt pırt arıyorlar sizi. Şevketciğim bakar mısın? Aa giyinmiş ama. Aferin. Dur ben açayım. Sen geç cezalısın. Efendim? Alo? 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 Alo buyurun. Ben Günay Karacaoğlu Çoru. Ayşegül'le görüşmek istiyordum. Aa bir saniye. Ayşegül. Aa telefon sana. Alo. Alo. Ve kim o? Kiminle görüşüyoruz? Merhaba. Merhaba. Biraz uzaktan arıyorum ama. Bilmem tanıyacak mısın sesimden? Ay hayır yani, tanımadım. Nasıl tanımadım? Bir de şunu söyle. Biraz uzaklara git ama yani. Uzaklara. Ülkenin dışına falan çık. Vallahi tanımadım. Ne olur tanısana kendini bir parça. Tabii ya şimdi mesela... Hani... Nereden aradığını söyleyebilir miyim? O kadar şeyimiz var ki beraber yaşadığımız nereden anlaşılsam. O kadar çok şeyimiz söyle var. Söyle biraz ya. Çık Türkiye'den. Türkiye'den bana çık. Bana doğru gel. Paris mi? Evet. Arzu? Canım. Çok şeker. Nasıl tanıdım ama? Ya. Cennet'i tanıyamadım ki canım. Paris oldun nereden bildim? Yani. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim ben de. İşte böyle gördüm programda birdenbire keyiflendim. Görüşmüyor musunuz uzun zamandır? Sahiden görüp mü aradın yoksa şey bu programda öyle üç kağıtlar var. Hayır. Yani araştırıyorlar, ediyorlar bilmem ne bir şeyler. Hayır. Hayır bu. Hayır söyle canım. Artık bu kadar da programımızın şeyini şey yapma. Sevindin mi konuştun? Ama ben Mehmet'i de gördüm. Ne kadar canım çıktı Ayşegül benle konuş. Bir şeyden... Tamam senle konuşacağım tamam. Programın foyalarını da ortaya çıkardım. Beni şimdi derdest edip toplayacaklar ya da halının altına atacaklar. Daha halının da iyisi. Altı, yani. Boya değil lütfen. Buluş. Yapma ya. O niye öyle küs küs oturuyor arkada? Neyse Arzu'yum biz senden konuşalım. Boş ver. Bunlar... Oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Daha sonra görüşürsünüz herhalde. Umuyorum. Arkadaşları sevmek Allah lazım. Aramak lazım. Haklısın. Değil mi? Yeni kasetin hayırlı olsun Ayşe'cim. Çok teşekkür ederim Arzu'cum. Sağ ol. Sanki Arzu da oradaymış gibi devamlı o aşağıya bakıyorum ben. Arzu sana iyi günler diliyoruz. İyi günler diliyoruz size. Hoşça kal Arzu'cum. Öpüyorum. Burada çok daha önemli bir durum var. Çok daha önemli bir durum var. Şimdi ben şunu şöyle. Şevket hiç orada öyle sırtını mırtını dönüp de sen yüzünden pek bir hayır görmüşüz gibi. Gel bakalım Şevket'ciğim. Şu ne? Gelmem. Şevket şu ne? Bu ne Ayşegül? Bu ne Allah aşkına?
yüzüğe benziyor. Yüzük. Orası doğru. Ve herkes hemfikir değil mi yüzük o? Şevket bu ne? Yüzük. Peki canım kocacığım nereden çıktı bu halının kenarında? Ha? Bilmem. Belki ilterişindir. Nasıl ilteriş döpüyese mi dolaşıyor evde? Ya ne bileyim karıcığım biri düşürmüştür. Kim düşürecek Şevketciğim? İki gün evi boş bıraktım şu hale bak be. Ama karıcığım yani ne bileyim ben onu. Biri şey yapmıştır, düşürmüştür. Nereden bilebilirim tamam, yani? Tamam tamam Ayşegül bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kim düşürecek bunu? Sen çabuk bana bir iki tane isim ver ben hepsini teker teker vereceğim. Bir dakika bir dakika. Çabuk çabuk çabuk. Kim düşürmüş olabilir Ayşegül Hanım? Şevket bu ne böyle? Bu zaten... Vallahi erkekler de yüzük takabilir aslında. Öyle değil mi? Bizim eve gelen bir kadın olması lazım. Kim? Şevketciğim çabuk. Kim olabilir bir dakika. Kim? Allah Allah. Yok canım benim değil. Bizim eve gelen kadın geçen hafta... Şey geldi. Doğa Nano. Yok tabii, ya gerçekten. Tabii. Daha bir hafta önce ben temizlik Doğa. Yaptım kaç kere. Ben şimdi bir Doğa'yı arayayım mı aramayayım mı Doğa'yı? Ara canım arama ben kendime. Ayşegül arayayım mı aramayayım mı Doğa'yı? Kendime güvenim var güvenim. Yani, ya sen bir kadın nasıl... olarak arar mısın? Ha? Bilmem ararım herhalde arar. De. Yani ben arayayım da. Şey, kavga falan çıksın istemezdim aslında. Ne kavgası çıkacak o yıl? Alo? 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 Doğa? Ha canım. Nasılsın ben Günay? Ay iyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Mehmet Ali ne yapıyor? Ay Mehmet Ali ne yapsın çekimde şimdi. Ha, bizi sevdiniz mi? Ay ya çok seyrediyorum da o yüzük benim yüzüğüm. Canım iyice bir düşün. Emin misin senin olduğundan? Eminim. Yeşil sen, taşı var. Sen can bizi seyrediyorsun o zaman sen. Deminden beri sizi seyrediyorum. Ya belki başka bir yüzüktür Doğan. Nereden hemen benim diyorsun? Benimdir o benimdir. Ha iyi o zaman oldu. Ya sen boş yere kavga etme Şevket'le doğru söylüyor. Ben bir pijamamın canım. Ön şeyine koymuştum cebine. Sağ ol Doğacığım. Ya sağ ol. iki gün işte gittik evin halini gördük. Yüzükten de huylanmam doğal yok. Yani. Olur böyle şeyler. Tamam. Tamam mı? Hadi Doğacığım görüşürüz. Hadi canım Ayşegül Hanım'ı da çok öpüyorum. Tamam onun da sana çok selam var. Tamam, yine gelin canım, tamam hadi. Mı? Tamam normalde. Güzelim. Tamam hadi hayatım bay bay hadi canım. Görüşürüz bay bay. Ben zaten şaka yapmıştım. Telefon. Efendim? Alo? Ah! Tamam, teşekkürler. Şimdi reklamlara bağlanacağız. Tamam. Bir şeyler seyredeceğiz. O arada da ben senin bir güzel kapını kıracağım. Yani bir de şöyle bir şey var. Televizyon dediğimiz hadise yani dışarıdan göründüğü gibi değil tabii. Yani çok özen gösterilmesi gereken bir şey ve biz de bu özeni eşimle ben gösteriyoruz. Teşekkür ederim Şevket. Ben bir de şöyle açıklamak istiyorum. Bu show business, yani tamam sizin anlayacağınız manasıyla show dünyası zor tabii. Niye zor? Tamam. Yani zeki olmak gerekiyor, zehir gibi olmak gerekiyor. Hazır. Tamam Şevketciğim, tamam kocacığım. Yoksa olmaz yani, mümkün değil. Olamaz ki. Peki zorlandığınız anlar oldu mu? Ben... Ya. Hayır. Bu bir... konsantrasyon meselesi. Eşimle ben... bu işe o kadar inanıyorum, o kadar özen gösteriyoruz ki... mesela programdan önce, 2 saat önce başlıyoruz biz 100 antrenmanları yapmaya. Tamam. diye böyle yapmak zorundayız ki düzgün konuşabilelim. Ayrıca 1 mil civarında da koşuyoruz. Ama benim yaptıklarımı söylemedin. Ben de 4 saat kadar yoga yapıyorum. Arta kalan zamanda da zıplıyorum. Yani. Hayatınızda bir şey değişti mi? Hayır. Ben hala eski Şevket'im. Günay da hala eski Günay. Öyle değil mi Günay? Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Şevket'ciğim. Yalnız bazı hafta sonları kana uçmamız dışında çok büyük bir değişiklik yok. Ha bir de Şevket'te bir bolero merakı başladı. O da nereden çıktıysa. Onun dışında normaliz. Başka sorusu olan yok mu? Başka sorusu olan yoksa toplantıyı burada bitiriyoruz. Başka sorusu olan... Yok mu merak ettiğin bir şey? Yani bizimle ilgili falan hiç mi yok? Sorsana kardeşim bir şeyler. Niye öyle duruyorsun? O kadar hazırlandık şurada. Bak hala bakıyor. Senin zehir gibi olman lazım. Zehir gibi olman lazım. Şişeyi de fırlat. Değil mi? Ampul gibisin be. Şişeyi de fırlat kocacığım ya. Niye tek başına geldin sen ha? Yok muydu gençlerden kaldık ahbapta? Ne oldu? Bana ne be sizin çekirdek ailenizden? Allah Allah. Konuşma be. Tokma kafa. Sen katil misin be? Günay, adam gitti. Teşekkür ederim Şevket. Yani gerçekten teşekkür ederim. Basın toplantısı diye ayarladın şu rezalete bak be. Rezil oldum herkese Şevket. Asıl ben teşekkür ederim Günay. Güreş bildiğimi bile söyleyemedim. Hele tabloda birinci oldu mu hiç söyleyemedim. Çok teşekkür ederim.
Şükrü Hanım, size şey yapacak bir şey soracağım da şimdi yani çok zor bir şey yani ünlü bir konuk gelince eve hani bir şey sorması zor. Yani bilemiyor yani bir hata edebilirim falan diye. Neyse ben sorumu sorayım. Neyse bunları biz sizin için aldık. İnanmıyorum. Evet, evet sizin için aldık. Böyle hemen birden... Melekleri sevdiğimi nereden bildiniz? Çünkü çok derin araştırmalar yapıyor bizim ekibimiz. Yani Eyvah Yerindeyiz'in inanılmazdır. Çok şeker ama. Evet, çok teşekkür ederim. Bayıldım. Peki. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bir tane daha var. Onu da Günay verecek. Öyle mi? Evet. Türk kahvesi yaptım. Alayım. Çok iyi ettin. Şevket'cim sen tepsiyi al. Şevket. Efendim. Musluktan su damlıyor tut. Baktın mı ona bir? Tamam karıcığım bakacağım. Ay çok hoş bak. Bakacağım. Sen ne kadar misafirperver. Öbürkünde hediye sever insanlarsınız. Sen çok seviyormuşsun melekleri. Evet öyle. Doğru. Uçan kaçan şeyleri. Bak içine inci koncuk koyacaksın. Ondan sonra aha. Öyle şey yapacaksın. Ağzını yandı. Ha ne? Ayşegül Hanım. Yani size... Yani soru soracaktım ya onun için dedim. Ya rahatına hediyeleri bak de... artık bundan öyle sonra mi? Hep peki, tamam. Meşhur yani, konuklar gelecek gidecek buraya alış artık yani. Erkekler bence böyle sizle karşılaşınca böyle abuk sabuk hareketler yapıyorlar mı? Yani böyle hani senin yapar... kadar değil. Ay, ezdin Şevket yani. Yani bir soru soracağım. Bunu mu çalıştım bir haftada? Evet yani? Merak ediyordum. Sordum. Erkekler seni görünce ne yapıyorlar? Evet mutlaka komik bir şeyler olmuştur yani. Onu gören her bir şey yap. Ayol Ayşe ha Ayşegül ha ben ne farkımız var yani? Ama ay, bu kadar büyük mi? Yani yanlış affedersin Ayşegül de yani, bu kadar büyük mi? Ne manası var yani? Ayşegül uzaydan mı geldi? Son yani derece yani doğru. Ya bugüne kadar söylenmiş en doğru şeyi söylediğine bahse girelim. Aynen yani onda da burunlar. Doğru ben söylüyor. De doğru söylüyor. Bu kötü soru mu? Ama ben araştırmamı da yaptım bu sorunun yanında. Nedir? Mesela ben Ayşegül Aldinç'in TRT'de sınava girip sınavı kazandığını da biliyorum mesela. Ne sen oldu? Biliyor muydun? Ay her şeyi biliyor ayol. Bildin de ne oldu? Ne bekle? Şaşırdım. Peki sen Ayşegül neyse, Hanım'ın Ayşegül evli çiftin arasına girmeyin. Doğa üstü güçlere inandığını biliyor musun? Hadi buyur. Değil mi Ayşegül? Beyin gücü, %100 beyni kullanma gücü değil mi? O kitaplar. Onun senin gibi bir şey evet, doğru nasıl? Evet. Öyle anlatsana işte. Anlatsana nasıl kitaplar yani bunlar. Ay bir dakika ben mikrofonumun şeyinin üstüne oturdum galiba. Yani şey neyse şurada dursun değil mi? Ben pek fazla şey kalkmayayım ben. Ya beyin gücüyle insanın istediği her şeyi yapabileceğini kitaplardan okudum ve bu çok mantıklı geldi bana. Ama sen de onaylıyorsun. Onaylıyorum. Yani. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben çok uzun zamandır hasta olmuyorum. Üstelik koruyucu işte haplar falanlar filanlar almadan. Nasıl? Nasıl oluyor? Hasta olmayacağım diyorum ama buna sahiden de inanıyorsun. Eğer inanmana rağmen içinde bir parça korkunun zerresi olursa zaten başarılı olamıyorsun. Ne istersen iste olmuyor falan filan yani. Bu çok iyi bir şey. Acayip şeyi iyi bir şey tabii. Denedin mi? Zengin olacağım deyip zengin öyle bir şeyler onu değil, çok fazla yani istemedim hayatım boyunca. Hep azıcık aşım kaygısız başım dedim ve hep de öyle oldu. Ama kafayı çok takan ve gerçekten inanan insanların zengin olması da bence mümkün olabilir çok peki rahatlıkla. Sen çok para kazandın mı bu işlerden? Yani yanlış anlama. Yok istediğin rahatlıkla sorabilirsin. Çok para kazandın mı? Hayır çok para kazanmadım. Yani başkaları kadar çok para kazanmadım. Başkaları derken ne onu da bilmiyorum ne ya. Yine bir şeyler mi ne var? Şevket? Ay kıvıl kıvıl. Şimdi sen maç falan bir şeyler yapsana içeri. Mahalle toplantı bir şeyiniz yok mu sizin kocanın? Bir şey soracağım. Ne mi soracağım? Ne ya şunların da altından ay, Şevket. Ay bu kadar edepsiz, bu kadar şey. Ne dedi? Sana ne Şevket? Sana ne? Hakikaten ayıp ama ya. Ne dedi? Allah Allah estetiği var mı diyor. Sana ne? Var ay mı? Yok. Yani var yıllar önce o zaman silipasakçın diye bir şey vardı. Şuralarım bir parça aldırmıştım onun dışında yok. Ne var yani bu kadar bunu ben de yaparım istesem yani. Ne estetikli var birine benziyor muyum? Hayır. Ayıp böyle merak şeyler ediyorlar. Böyle bak burnumda kemik var mesela. Ayşegül biz şimdi evde yaptığımız için mesela at komşu rica ediyor. Şimdi ne diyeceğim yarın ben ona? Ne diyeceğim? Sor dedi sordum. Diyeceğim seyrediyordur ayrıca da şimdi. İzleyen biri mi ayrıca da yani? Tabii canım. Yalnız bak bir şey söyledim bir aile meclisinde mesela. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç inanamayacaksın söyle. Ama bende de hiç estetik yok. Ay ne güzel, gerçekten, ne hoş, ne doğal. Yani, bayılırım doğal gerçekten kadınlara. Gerçekten hiç yani kaç gün... Bayılırım ben sana, ben yani her şeyle doğalım çok yani. Çok şeker. Ben asıl konuya girmek istiyorum. Bu ha ara çok böyle çok güzel bir albüm çıktığını evet duyuyoruz. Evet. Bu da evet Ayşegül Aldinç'in albümü. Evet. Peki
Nedir bu albümler? Çünkü yani her çok iddialıyım diyorsunuz bu albümle. Diyor muyum? Evet, öyle demişsiniz. Ona benzer laflar çıkmış olabilir. Bu albüm çok satacak. Şeyi yapma ya. Evet. Ya yani o kadarını hatırlamıyorum ama. Şuursuz bir olabilir. Hayatımdaki yani en iddialıca olduğum albüm bu olmuş olabilir. Evet. Neye peki dayanarak? Bilmem. Çok yani hepsinden daha fazla vakit harcadım üzerine. Şimdi emek verdim ve çok daha dolu dolu bir albüm oldu. Diğerlerine haksızlık etmek istemiyorum ama öyle. Yanında getirip isterseniz size dinletebilirim bir ara. Yalnız ben bir şey merak ediyorum. O arbede esnasında masanın üstüne bırakmışım. Tamam, orada duruyor. O arbedeyi unutalım artık. Tamam. Şeyi söyleyeceğim. Sezen Aksu'dan 3 tane. Üç tane bir de hediye etti. Etti 4 tane. Niye 3 tane? Üçü pahalıydı da birisini sonradan acıttı mı? İşte şeyden... Deli mi ya? Ayol hayır anlamadım. Bari ikisini hediye et, ikisini şey yap ki ya da... Yani neden hediye ediliyor söz? Pahalı çok, bir şey çok mi mutlu söz? Oldu. Kaç lira bir şarkı? Hepsi çok pahalı onların. Hele Sezen Aksu iyice pahalı. Kaç lira? Ne oldu? Ya burada milletin ya sırlarını fahiş edemem. Hayır söyleyemem, Sezen Aksu'nun fiyatı şu değil yani. Ben mesela... Ola ki günün birinde yazdım sana al Ayşe. Ya ben sana bir ara programdan sonra söylerim. Millet saçını başını yiyorlar şimdi burada çok bir fiyat falan yani verecek olursam. Öyle böyle değil. Ya kimi pahalı kimi ucuz. Ay yine biri geldi. Ayşe'nin kumundan bir 2 milyar falan. Tamam. 2 milyar mı? Valla bunlar dolarla alıyor buyurun, şekerim. Buyurun. Evet. Geldiniz. 2 milyar kaç dolara tekabül ediyor ben kaçıyan bilmiyorum. Onurcuğum bu ne bir dakika. Aa, bir tane çocuk geldi. O ne? Ne o Şevket? Arkadaş çalacak. Ayşegül Hanım da yani isterse söyleyecek. Buyurun ne bakın şöyle mi oturun. Ay hiç. Hoş geldin. Böyle durumlarda prova falan olur çocuklar. Ayol ben söylemedim sen niye bu işi yapıyorsun? Hadi söyle o zaman. Teşekkür ederim. Bende de var. Hadi başla. Be. Çalıyor musun güzel? Hadi. Tamam. Merhaba dedin. Ben Günay Karacaoğlu. Merhaba. Şovumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şevketciğim sen şu uzaklaş biraz. Şimdi ben şarkıcı değilim ya. Ayşegül Ağlı için şarkıcı ama ben de ona benzerim. İnancım. Gerçek anlamda mı? O yüzden gönderdiler TRT'den. Hadi. Peki ne çalışacağız? Ne söyleyeceğiz? Çalışmışlar bir şey bunlar. Dilin sürçtü. Vallahi çalışmadık. İçim bir hoş. İçim. Senin için. Su yeşil gözleri su yeşil. Söyler misin gözleri su yeşil? Birazcık be. Ay dur be. Hakikaten galiba. Bir dakika. Yalnız buradan sayın genelde seyircilere... önceden çalışılır ya. Hakikaten evet, öyle bir şey seyircilere yok bunda. Evet. Gerçekten hiçbir prova olmadı. Allah. Eğer bak şey yaparım dersen, söylemem dersen ben hemen söylerim. Hemen söylüyorum. Hadi çok söyle bakayım. Bir dakika mırıldan söylüyorum. Hayır ben söylüyorum tamam. Bir dakika bir, önce Günay mırıldanıyor. İçim bir hoş, dudaklarımda aynı tebessüm. Ah ne hoş. Alay, bak sana da benziyorum farkında. Alaycı bakışlar takımım yok. Hayır, 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 hayır deme bana. İçim bir hoş. Ya şöyle bir... İçim bir hoş. Öyle bir tondan girdin ki güzelim. Aa, ben şimdi buradan denelim nasıl çıkarım acaba? Nasıl? Senin tonun ne? Bilmem. Hadi bakalım. Söylüyorum. İçim bir hoşa mı söyleyeyim? Hadi. Evet. Sen yeni de biliyorsun evet, hadi. Evet, evet. İçim... Yeni parça. Yeni parçayı... Şarkının başı nasıldı ya? İçim bir hoş de. Ha, o kadarcık evet, mı söyleyeyim? O. Unuttum abi. Aha. Ay ne bileyim işte bir canlı yayınlanmayan şarkımı unuttum. Dur bozma. Bir dakika. Sen istersen alma. İşte yeni kasetten söyleyeceğim. Öyle olmayacak. İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm. Ah ne hoş, alaylı bakışlar takılıp yok. Hayır, 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 hayır deme bana. Bana bu şarkının bir devamı da vardı ama bir hoş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol sen bir gözlerim su yeşil. Çocuk gözlerin su yeşili diye murad etmişti ama. Sen ettiysen hemen. Ha? Ettiysen hayır canım ben yeni şarkı dinleteceğim size. Yeni şarkı hemen o kadar kaset yaptık. Tamam. Şeyiniz yok mu disk player'ınız? Helal. Sen de bizi şey... Var. Şevketçim şunu. Vallahi var. Bıcırlar şimdi bunu istersen al. Dur ben hemen koyayım. Ayşegül'ün
Yenisi. Evet. Bir mikrofon üstüne oturuyor. Demek şarkı sözleri pahalı. Sana enseme taksam mı acaba? Onu takayım mı? Örgüç gibi böyle. Bir yere tak işte, bir lazım olur, ne bileyim. Elinde tut, ne olacak ki? Ay, ayağa kalkmam icap eder belki diye şey yaptım. Neyse tamam, boşver. Ayakkabılarını rahata bakalım. Ay dişeken bu sene yılan derisi modaymış da ben de böyle bir şeylik yaptım. Tamam. Gerçek mi? Tuhaflık. Olur mu canım öyle şey? Başlıyor ya. Şimdi parça. Bilmiyorum artık. Evet. Hep beraber dinleyelim bakalım nasıl. Heyecanlı mısın? Bu hangisi? Dur, birinci neydi? Aa, şarkıları unuttum. Hadi Şevket, bozuldu mu, ne oldu? Hayır. Yok, dur. Hocam, bir dakika dur. Bir başka gece evet. Bak şimdi. Bu ne? Barlas'ın şarkısı. Şimdi böyle deniz kenarında toplanmışız, tamam mı? Ateş yakmışız. Evet. Çocuk uyuyorduk ben ya. Böyle çalarken. Şimdi bir dakika. Ben size playback de yapacağım birazdan. Hani böyle programlarda benim oluyor ya. Bir dakika. Hayır, oradan çaldığı belli, mikrofonu melekle, ne yapayım? Melekle yaparsınız. Uydu mu şimdi? Tamam, oldu mu? Gece yarısı yüreğimde sancısı, yine başladı Tanrım sen bana sabır ver. Bir başka olur acısı yüreğimde sancısı, yine başladı Tanrım sen bana akıl ver. Diyecek sözüm yok, sen bana sabır ver. Ben kimselere yar olmam, seni hep bekleyeceğim. Konuşalım. Kapattım. Ay çok güzel ama. İşte bu bir tanesi. O daha ne numaralar var? Hep böyle hareketli falan mı, yoksa acıklı şeyli? Acıklı da var. Bak, senin sesin onunla çok şey ya. Hı, acıklı yani. Da var. Ben de o sesimi seviyorum. Yani bu tür parçalardan çok o tür parçalarımı daha çok seviyorum. Onu daha çok. Meleğin üstüne oturmayalım. Melek nerede? Ha, orada. Ha, tamam. Melek dedim de senin bu benim. Şeyin uzaylılarla ilgili doğaüstü olaylara bağlantılı olarak mı uzay ve işte bir yerinden birbirine oluyor. Bağlanıyor bunlar zaten. Ya oradan oraya bağlantılı olarak. Tabii kesinlikle. Yani. Tamam. Devam et. Çok da mantıklı böyle olması. Çünkü evrende tek başımıza olduğumuzu düşünemeyiz. Peki korkmuyor musun? Niye kork? Yani görürsem korkarım tabii. Hayır, görürsem korkarım. Onları buraya geleceği zaman ben her yalnız ben okudum bir şey anlamadım İngilizce. Bismillahirrahmanirrahim. Türkçe'ye çevrilecek. Bu da son zamanlarda aradığın kitap. Ay, evet. İnanılmazsın. Evet, doğru. Ondan sonra öyle sana gösterelim dedik. Evet. Bu da İngilizce. Bu dördüncü kitap. İlk üçünü hap yaptım, okudum, bitirdim. Peki bu uzaylılar, doğaüstü beyin gücü bilmem, o tür kitapları okumanla bağlantılı ama. Yani peki ilk ne zaman başladı? Yani hakikaten böyle bir şeyin olduğuna inanıyorsun yani, değil mi? Uzaylılar, ya işte bak, o kadar diğer canlılar. Film çekiliyor. O kadar filmlerde sanki bir şeyler denmek isteniyormuş gibi geliyor bana. 1980 sonrası özellikle Amerikan filmlerinde değil mi? Bir şey değil mi? Yani bir takım elçiler falan olduğuna. Şimdi beni konuşturuyorsunuz bu programda. Sonra yarın deli var diye arkama teneke bağlayacaklar. Ay, yok. Böyle şeylere pek fazla inanmıyor insanlar. Bırak. Ben öyle kendi kendime inanayım. Sen de bana inan. Ondan sonra ötesi de artık ne düşünürse düşünsün hakkımızda. Boş ver. Ama karıştırmayalım ortalığı diyorum ben. Ama ben bunu düşünüyorum ve inanıyorum diyorsun.
Ben inanmıyorum gibi inananlar da var. Onlarla gel. Beraber olmak, onlarla sohbet etmek falan bunlar hoşuma gidiyor. Ya çok teşekkür ederim. Ay, harikasınız. Sevindin mi? Bayıldım. Sen deli misin? Çok pahalı bir kitap. Belli. Çüşü bile var herhalde. Oradan yani geliyor şeyi pahası. Bayağı bir sarsıldım da o anlamda diyorum. Deli misin? Ay, hani kıydım bu... şey yaptım ama şey yapma sen. Acayip güzel, hakikaten. Güzel. Ayşegül. Canım. Şimdi. Ne numaralar var? Dur. Ya bu işin şeyi şey. Şimdi şöyle yapıyoruz. O ne ya? Şöyle. Ay. Kurbanlık koyun gibi ne yaptınız? Yok yok. Niye yaptınız? Sen gel. Nereye geliyorum? Azıcık görmüyor musun yahu? Şu bir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Gözümü kapattım zaten. Bunu da al. Bir canlı yayın felaketiyle karşılaşacağız birazdan. Ya başına böyle şeyler geldi mi işte daha önce canlı yayınlarda? Hanım bir dakika ya dur önümü görmüyorum. Eteğime basma çok pahalı gel. Yırtılırsa. Hayatımda ilk defa böyle bir şey. Allah'ım milyonlarca insan bizi seyrediyor. Sevgiler, saygılar. Eyvah yayındayız devam ediyor. Ya bağırayım da arada. Aha anladım. Gel. Bana gel, bak gel. Çarptırma beni bir yere. Ayol. Bak çarptım. Ay çarpmışım ben sana. Burası sonra, neresi? Sonra kapkaranlık her yer. Gördüm. Gel. Nereye gel. Geliyorum? Gel. Ay dur. Ah! Dışarı çıkartıyorlar beni. Hayır canım gel. Şimdi. Şimdi kafanı... Burada biraz birisi daha, var. Biraz bir nefes alıyor. Biraz daha. Ayşegül. Ne? Şöyle. Anne! Gel. Bu uzaylı. Nasıl? Uzaylı getirdim senin için kız. Çok güzel sana valla. Sana yakıydım. Bir merhaba demez misiniz? Sirius gezegeninden. Sen mi söylüyorsun? Arko. Evet. Sirius Bey. Ay gözleri pörtlek pörtlek ne güzel. 4.3 mil uzaklıktan ışık hızıyla geldi. Sen bir merhaba deyin. Bir... Tokalaşın. Dedik. Anneciğim. Ben zarif insanlar. Çok yani zarif insanlar. Tamam, ama korkardım tamam. Doğrusu hakikaten tamam, bu sayede olsaydı. Tamam. Ama hakikaten yani bak demek ki insan ürperiyormuş şöyle. Kesinlikle ürperiyor. Gözlere baksana gözlere. Tamam Şevketciğim tamam hadi hakikaten korkuyorsun. Şevketciğim tamam Şevketciğim. Aa. Ne ya, Şevketi tamam, be? Ay yeter be. Aa, gitti. Ya Şevket. Burada. Şevket sen niye oradasın? Bunun içinde değil misin Şevket? Günay, ay Şevket bu kim be? Aa, ay anam. Günay. Günay. Ay deli bunlar. Ya, nereye düştüm ben? Reklam şey yapın. Günay bayıldı. Devam edemeyiz böyle. Şekerim. Hey. Danem hadi abi sen de. Bana bak sahiden bayıldı galiba. Ya bir de söyle be abi be. Bir de söyle kayıtta mıyız diye ya. Kayıt. Kayıt. Merhabalar, Eyvah yayındayız izleyicileri. Geçen hafta biliyorsunuz bir program yaptık. Bu hafta da devam edeceğiz. Ama ne vardı programımız içinde? Röportajlarımız vardı, sokak röportajları. Onları devam ettiriyoruz çok güzel bir biçimde. Evet, şurada gördüğünüz gibi insanlar oturuyorlar ve ben onlara soruyorum. Günay Karacaoğlu'nu tanıyor musunuz diye. Affedersiniz, iyi akşamlar. Günay Karacaoğlu'nu tanıyor musunuz? Hayır, maalesef. Günay Karacaoğlu'nu tanıyor musunuz? Günay Çoruh desem? Hayır tanımıyorum. Pardon. Günay Çoruh'u tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Bir düşünün Günay Çoruh. Vallahi tanımıyorum. Şuraya soralım. Merhabalar. Günay Karacaoğlu'nu tanıyor musunuz? Hayır ilk defa sizden duyuyorum. Günay Karacaoğlu Çoruh. Maalesef. Günay Karacaoğlu'nu tanıyor musunuz? Hayır. Beyefendiye soralım. İyi akşam. Cinim sen ya. Neyse. Canım bak. Geçen hafta programımızı yaptık biliyorsun. İzlemişsindir değil mi? İzledin mi? Ya ben denk gelemedim ona ya. Ama kardeşim sana söylemedik mi geçen hafta izle bizim programı diye? Ha? Niye izlemedin? Niye izlemedin bakayım? Hadi Allah Allah söyle bakayım. Ben cuma gecesi halamların komşusu Sabiha teyzeye gittim de o yüzden oldu herhal. Ya sen kaç yaşındasın Allah aşkına? 25. 25? Ya kardeşim sen 25 yaşındasın ya. Ne işin var halamların komşusunun evinde? Ha, adamsın sen ya adam. İyi de yani sonuçta bu benim tercihimdir. Ya ben mecbur değilim ki böyle bir şey ya. Bana bilmiş konuşma. Halanların evinde televizyon yok muydu? Televizyonun olduğu odada Rukiye teyze yatıyordu. Kaldırsaydın Rukiye teyzeni. Bu kadar zor mu kaldırmak Rukiye teyzeni? Yaşlı başlı kadın. Ya sana ne kardeşim? Gıcıksın yani. Tavırlısın bize. Ya ne ilgisi var benim izlememle bu program batacak değil ya.
Oldu. İşte söyledin. Yani sen sevmiyorsun diye başkaları da sevmesin, öyle mi? Ya kardeşim, sen bizim çevkimizi niye kırıyorsun ya? Ajan mısın sen? Ya sen ne biçim konuşuyorsun halkla kardeşim? İşte söyledin, halkım dedin. Halksan izleyecekse programı kardeşim. Niye izlemiyorsun? He? İzlemiyorsun çünkü tavırlısın, değil mi? Kardeşim biz bu programdan para kazanıyoruz, para. Ya izlerim izlemem. Hasta mıdır nedir ya? Hasta ettin beni. Hasta sensin asıl. Hasta sensin. Adam sandık, sorduk, kuyruk. Abi sinirlendin galiba. Bir soda iç, kazını alır. Abicim ya, senin de şu palyatif çözümleri kahretti beni ha. Ayrıca palyatif ne demekse. Özür dilerim. Valla isterim olmadı. Öyle ottu kadın Şevket. O kadar korkutuldun mu Şevket? Şaka yapayım dedim ya. Sen bana öyle şey olur mu Şevket? Ben sana bir şaka yapsam sen... Ne olacak? Beğendin mi Ayşegül onları? Çok güzel ya. Ne biçim süslenmişsin bunu? Alakir işlerin senin olsun Şevket. Ah canım. Danyal da o, Danyal. Danyal değil ki. Şevket, ne işi var bizim evde? Nereden girdi Danyal? Ya pencereden soktum ya. Sen de pencereden bir insene aşağıya Şevket. Bir çıksana sen buradan. Aman be. Gel ortak beğendiremedik kendimi. Bugün bir pek bir... Pek mi gıcığım sana Şevket bugün? Pek mi gıcığım? Bunların hiçbirini unutmayacağım. Şevket bir kenara yaz. Al. Yazdım. Ben buna nasıl aşık oldum Ayşegül ya? Ben çok şekerim. Bir şey söyleyeceğim. Sence ben buna nasıl aşık oldum? Şuraya otursana. Vallahi bu hikayeyi senden dinleyeceğiz muhtemelen. Vallahi ben nasıl aşık olduğumu falan anlatamam şimdi. Yani acayip şey bir adam. Yani salak ya. Yani bana bakayım derken mahalledekilerden dayak yerdi, bilmem ne yapardı. Sen yani. Hakikaten böyle, benim artık sinirlerim bozmaya başladı gerçekten yani. Ay yazık ayol. Düşüneyim, düşünüyorum diyorum, aşık olduğum günleri düşüneyim diyorum. Belki diyorum şey olurum hani, böyle bir heyecan duyuyorum falan. İlk öpüştüğüm gün bile aklıma gelmiyor. Yapma ya, ne kadar oldu siz beraber olalım? Canım geliyor da sen de hemen şey yapma. Sen ilk ne zaman öpüştün, hatırlıyor musun? Sanırım da şimdi burada söyleyemem. Herkes bizi seyrediyor şimdi yani, tamam mı? Canım herhalde 30 yaşında da öpmüş müyüm? Küçükken müçükken ve her şeyi geç yaşadım, boş ver. İster inansın. Gerçekten Allah mi? Allah belamı versin. Aa, vallahi her ben. Şey niye geç? O kadar. Geç oldu geç her şey. Geç intikal mi? Hayır, keşke öyle olsaydı. Değil. Not belki oldu. De öyledir. Not alıyormuşsun her şeyi. He? Evet. Ben de çalışıyorum. Ayşegül aldı hiç. Ben mi? Bak burada yine senin için hazırladım. O ne? Şöyle. Ah canımın içi, çok beni kitaplara boğmuşsun. Çok şekersin. Sen şimdi bir yazar olarak, ben Ayşegül aldım size gelecek diye yazarsın. Çok köşe yazıyorsun işte. Malumat. Ben işte o köşede bir şeyler paylaşıyorum bana ilgi duyanlarla, malumat. Beni sevenlerle ya da o yazıları okuduktan sonra bana ilgi duyan, duyacak olanlar varsa onlarla. Malumat kuruş. Evet. Ya ben yazının içindekilerin hepsini anlıyorum, bir ismini bir türlü. Ya şey ya diyorum, matruş. Matruşka gibi. Öyle bir şey değil mi? Ben sana bir peki benim bir sınav yapar mısın? Nasıl yani? Yani mesela şey, bak bu şirketin bana ilk aldığı çiçek. Sen söylüyorsun. Ya bunlar alınmıyor. Genelde ağaçların kenarlarında. Çok şeker. Mimoza. Köpekler. Evet. Ondan. Parası yoktu o zamanlar. Şimdi ben bir şiir yazdım. Bu şiiri seninle paylaşmak istiyorum ama şey, yani edebi akrostiş anlamda. Akrostiş şiir ama. Ha, çünkü başı birleşince Şevket evet. Oluyor farkındaysan. Hadi çok önce. Şirin ama biraz uzun gibi. Evimin erkeği olur belki bu deli. Hani vakit tanışmadan daralıyor. Önce. Tabii vakit daralıyor. Canım çeker bu Şevket'i. Burası biraz erotik olmuş ama bak şimdi. Kalbimin anahtarı bu çocukta gizli. Ezbere bildiğim aşk şarkıları gibi benzetme yapmışım olmuş mu? Ezbere bildiğim ama aşk çok şarkı. Güzel. Tay gibi çocuk. Bana varacak vallahi. Sonu biraz alakasız olmuş ama gerçekten. Ama acayip hoş. Et ne olur et. Hayır, soyadı yani da mı var? Hayır yani şiir falan yazayım mı sence? Yapabilir miyim? Kesinlikle mi yazmalısın. Gerçekten. Çok şeker. Bir de akrostiş şiir çok zordu. Aa biri geldi. Ay inanamıyorum. Bugünlerde hangi canlı programa katılsam evet. Böyle bir sürü hediye geliyor. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi, bundan benim haberim yok. Bu nedir şimdi? Ne? Hemen açalım. Açalım. Bir dakika bir dakika. Evet. Yavaş mı açayım, hızlı mı açayım, ne yapayım? Paralıyım. Çabuk. Yardım İnsan, et Giren. İnsan, kağıdı da kıyamaz. Dur be. Ama hızlı dedi. O ne ya? Aa. Ayol durun. Kibrit. Evet. Kibrit. Bu ne demek şey? Şömine kibriti.
Evet. Evet. Bir sürprizimiz daha var. Lütfen kalkalım. Şömine kim içine? Ben bunu bilmiyorum ki. Şimdi karşımıza çok güzel bir şey çıkacak. Buyurun efendim. Buyurun. Ay buyurun. Ne olmuş? Buyurun. Buyurun. Şöyle televizyonun karşısına geçelim. Geçelim. Ve hep beraber ne izleyeceğiz? Allah. Aa! Ayşegül, Albin sizlerle. Ay ne hoştur. Çok heyecanlandım. Evet. Bunları Rida'yların yanına koyayım. Başladı, başladı. Ben. Çocuklar çok güzel. Hakikaten çok güzel ve ben bir ara hakikaten güzelmişim. Teşekkür ederim. Aa, vallahi çok. Şimdi de ben çok. Ben açabilir miyim ya? Ne yapacağız yani, bununla? Şey... Bir de bu arada garip bir şey var. Bu şey var ya, Tanya Maria'ya ben bayılırım. Öyle mi? Bu Tanya Maria'nın bir şarkısının başının eşliğinde yapmışsınız. Sanki bunu da mı öğrendiniz tesadüf mü? Özel. Acayip. Allah'ım. Çok olur mu? Bu arada bir şey soracağım. Şimdi bunu ben... niye açıyoruz bu arada? Açayım mı? Açmayayım değil mi? Ben VTR'de, yani bu hazırladığımız belgeseldi daha doğrusu. Bir şey, yani mesela böyle pozlar var mesela. Evet. Falan. Yani böyle. Yani ben utanırım. Mesela siz öyle şeyler yapınca yani nasıl şey oluyor? Yani nasıl hissediyorsunuz? Yani ne bileyim. Ne sordun yine ya? Ne dedi? Ne dedi? Ya şimdi dedim dağıldım ki Günaycığım. Bir kedi miyavlaması duydum. Öyle bir şey var mı? Şimdi şöyle falan duruyor ya mesela. Ay, mesela poz öyle. Verirken, fotoğraf çekilirken. Poz verirken. Yani komik oluyor yani. Annenizi komik canım. Öyle mi durmuşum ben? Aa, bu da deli. Nasıl? Sen niye, ne demek istiyorsun yani? Anlamadım ben. Ben vazgeçiyorum. Bu kadar basit. Al ben duruyorum. Ne olmuş gayet de hoş yani. İşte. Neresi komik canım? Ailecek deli. Bunlar zır deli. Şevketciğim sen abuk sabuk sorular sormayı bırak da bir musluğa baktın mı sen? Pıt 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 damlıyor, sinirim bozuldu. Günah ya, dünyanın parası geliyor ay başında. Doğru söylüyor ama. Kolay kazanmıyoruz Şevket Bey. Tamam canım, tamam. Ben bir parça suyundan içim, iç. Sevdin mi hediyeleri? Ben ay, şu kimi de anlamadım yalnız. Hakikaten. İlla açacaksın. Ha, açılmasın mı? Eve gidene kadar dökülür. Nereye? Ay bu da hoşaf gibi olmuş. Ha bunun manga şeyin ne deniyor ona? Şöminenin etrafına dizilir. Çok güzel. Baksana bir şey hediye. Çok güzel değil mi? Çok hoş vallahi bayıldım. Burada kitapları. Harika süper. Melekler, ay çok mutluyum. Melekler peki var mı evinde öyle melek figürlü şey? Var var melek figürlerim var. Gel gel. Ya şunu gel de şuna bir bak gel. Allah'ım yarabbim ya. Duyduğum Ayşe ses Gülce, doğru mu acaba? Istersen. Duyduğum ses doğru mu? Ayşegül gel. Ne oldu Şevket? Ya şunu şuradan. Ne? Tut, ya bak. Şu mutfağın haline bak Şevket ya. Tamam da karıcığım ne yapayım? Baksana musluğa. Şarıl şarıl akmaya başladı. Dur bir şu... dakika. Bir dakika dur. Allah'ım yarabbim aman Şevket ya. Bir dakika dur. Dur tamam sen git İngiliz anahtarını tamam, al. Sen onu bastır öyle. Bastır tamam. Öyle. Nerede İngiliz anahtarı? Banyoda küçük kutunun içinde. Heh, tamam. Ya Ayşegül inanılmaz hacım. Ben düzenliyim aslında. Bakma böyle olduğuma. Sahi mi? Ne söylüyorum belli ama yani burası özel olarak dağıtılmış gibi. Şirket dağıtılmış. Bunu çok güzel becermiş. Şirket çok güzel beceriyor zaten. Kestane şekeri yesene. Yiyemem lazım. Efendim. Ya bulamıyorum nerede? Ya bir de Ayşegül. Ayşegül Hanım. Efendim. Ayşegül Aldınç. Buradayım. Şunu bir tutar mısınız mümkünse? Bir dakika tutayım. Bir şeyi tek başına becerdiğini ben görmedim ki. Bir şeyi tek başına becer ya Şevket. Bir şey tek başına. Bir tane Hollandalı kız varmış. O böyle şey su bendine parmağını sokmuş. Su sel baskınından şey yapmış. Kurtarmış ülkesini. O geldi aklıma birden. Şunu açalım da ilk önce. Dur Şevket bir dakika. Dur.
Ya o kadın eli ıslanıyor ya. Bir dakika, hayır dur, yani bu. Açalım da. Şevketciğim, may 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 may. Dur, bir dakika. Allah Allah. Aa, Şevketciğim, aman be. Bu olacak iş. Şevketciğim, bu olacak iş mi ya? Bir dakika, dur. Dik dik. Ay, bana bak, niçin oynadınız? Ha, ben kaçıyorum, hiç geçeyim. Bir dakika, dur. E peki ne olacak? Şimdi ıslandık. Ha? Bana bak, ya su basarsa? Ay ben de deli miyim? Neyim, içeri giriyorum sürekli. Islandık, ne olacak şimdi? Ana bana falan yok mu oradan kapatsanız? Ana bana falan yok mu oradan kapatsan? Yaptım. Ha? Mahvoldu üstüm başım. Üstüm başım mahvoldu hakikaten ya. Islık sıçanına döndük, hale bak. Hal mi şimdi şu? Şu halimize bak. Ay, baksana yani. Karizma gitti. Ya, ya, keşke yedek elbise getirseydim canım.